Öncelikle şahsım, Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına şahsınıza, Sayın Cumhurbaşkanına ve Kazak halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar bizleri milletçe üzdü. Ben de zat halilerini hem yeni görevinizde tebrik etmek ve başarılar dilemek hem de destek ve dayanışmamızı bir kez daha şahsen ifade etmek için sizi aramak istedim. Kardeş Kazakistan'ın bu sorunun üstesinden geleceğine, devlet geleneği ve Kazak halkının sağduyusu ile bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair herhangi bir şüphemiz olmadı zaten. Zat halinize ve kabinenize bu zor dönemde üstlendikleri görevlerinde başarılar temenni ederken, bu vesileyle olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bizler Büyük Türk Dünyası ailesinin üyeleri olarak birbirimizin sevinciyle seviniyor, dertleriyle dertleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere Kazakistan'a ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği vermeye hazırız. Her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi ve işbirliğimizi sekteye uğramadan ilerletmek kararlılığındayız. Sayın Fuat Oktay Bey, öncelikle teşekkür etmek istiyoruz ve sizin bu zor bir dönemdeki destekleriniz için müteşekkiriz. İnanıyorum ki bu olaylardan biz daha güçlü çıkacağız. Bu anlamda kardeş Türkiye'nin desteğine çok yüksek değer veriyoruz. Türkiye, Kazakistan'ın stratejik partneridir. Ve bildirmiş olduğunuz hem takviyeleri hem yaralılar için şifa dileklerinde mutlaka biz halkımıza ileteceğiz. Cumhurbaşkanı davetiyle Kazakistan Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye seyahatini planlıyorlar. Bu yılın birinci yarı yılda planlanıyor ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle tüm Türkiye olarak da biz bir an önce Türkiye'de ağırlamaktan son derece mutlu olacağız, memnun olacağız. Dolayısıyla heyecanla bekliyoruz ziyaretlerini. Toplantıdan önce bizim bu Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını bir an önce yapmamız aslında her iki cumhurbaşkanlarımızın bir araya geldiklerinde de onun altlığını da oluşturmamız anlamda son derece önemli diye düşünüyorum.